Excel'in bilgi fonksiyonlarından biri olan S fonksiyonunu bu videoda inceleyeceğiz. İngilizce Excel'de N fonksiyonu olarak bunu kullanabilirsiniz. S fonksiyonunun kullanım amacı veri aralığında bulunan değerlerin sayısal değerlerini ortaya çıkarmak. Böyle çok fazla kullanılan bir fonksiyon olduğu söylenemez. Bu özellikle mantıksal ifadelerde 1 ve 0 değerini döndürdüğü için S fonksiyonunu bazen kullanmak yerinde olabiliyor. Uzatmadan şöyle S fonksiyonunu bir açalım ve değer bağımsız değişken için C4 hücresindeki sayı ifadesini bir çevirelim. Sayı sayıya döndürüldüğünde zaten kendisini alacak. Tarih için bunu yaptığımızda tarih ifadelerinin daha önce sayısal ifadelerle Excel'de saklandığını söylemiştik. 15-12-2021 ifadesinin sayısal karşılığı bu. Bu nokta önemli çünkü mantıksal ifadelerde birin doğru, sıfırın da yanlış olduğunu söylemiştik. Özellikle şu iki grup için bir S fonksiyonunu bazen Excel'de kullanabiliyoruz. Bunun dışında eğer bir hata ifadesi alırsak, bir hata değeri alırsak bunun sonucunda da tabii ki karşımıza hatanın kendisi gelecek. Burada bir 135 ifadesi daha görüyorsunuz. Bunu aşağı çektiğimizde sıfır değeri alacağız. Bunun da sebebi bu 135 ifadesinin aslında bir metin olması. O halde S fonksiyonu için şöyle bir tanım yapılabilir. Sayıları sayıya döndürür. Mantıksal ifadeleri 1 ve 0 şeklinde doğruysa 1, yanlışsa 0 şeklinde döndürür. Hata sonuçlarını da aynı şekilde döndürecektir. Ama metinsel ifadelerde de geri kalan ifadelerde 0 değerini döndürecektir diyebiliriz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videoyu paylaşırsanız bu bilgilere ihtiyacı olan arkadaşlar da ulaşabilirler. Kanala abone olarak katıl destekçisi de olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.